Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da izleyicilerimin yani sizlerin yani abonelerimin kadrolarını yorumluyorum serisinin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Zaten bayağıdır yapmıyorduk arkadaşlar. Daha fazla sürekli gelmesini isteyenler videoya like atmayı ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle aşağıdan beğeni butonuna basın. Bu videonun 500 beğeni geçmesini istiyorum arkadaşlar ve yorumlarda benim kadromu da yorumla diyebilirsiniz. Bir sonraki kadroları da daha farklı bir yerden yorumlayacağım. Nasıl bana kadrolarınızı gösterebileceğinizi göstereceğim şimdi arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman videomuza başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Cube TV'den de kadro yorumlama yapacağım arkadaşlar. Canlı canlı sizin bana gönderdiğiniz kadroları yorumlayacağım. Çünkü bir tane platforma geçtik. Artık videoda da canlı olarak da sizin bana gönderdiğiniz kadroları yorumlayacağım yani. Haberiniz olsun. Cube TV'de Koray'la deneme sıfır değil. Direkt Koray yazıyorsunuz arkadaşlar. Cube TV'yi indirin. Arama kısmına Koray yazın. Zaten en üste çıkıyoruz. Oradan gelebilirsiniz. Ayrıca canlı yayında en üst sıralamalara bakarsanız zaten eğer ben canlı yayındaysam böyle birazcık geçtikten sonra zaten beni bulabilirsiniz. Yani kolayca bulabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten de gelebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu benim kadrom ve bu videoda daha önceden duyuru yapmadığım için ligdeki kadroları yorumlayacağım. Bu arada ligin adı KSB Koray boşluk parantez içinde YouTube. İstek atabilirsiniz ama çok fazla dolu olduğu için girme şansınız düşük. Ama yine de girme ihtimaliniz var. Eğer boştaysanız yani bir denersiniz şansınızı. Ama dediğim gibi zor. Şimdi arkadaşlar buradaki kadroları yorumlayacağım. Bunlar sizlerin kadroları. Canlı yayında lige gelenlerin kadroları. %90'ı falan öyle zaten. Burada sizlerin kadrolarını yorumluyorum. Bir sonraki kadro yorumlama nasıl olacak? Hemen arkadaşlar onu göstereyim. Discord adresimiz açıldı. Ve arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz kısımdan yani ekranda gördüğünüz bölümden Discord adresimize gelebilirsiniz. Ayrıca rozet alanlarla özel duo ve squad maçları yapacağım PUBG'de. PUBG Mobile'de. O yüzden rozet de alabilirsiniz. Cube TV'ye gelip sizlerle de oynayabilirim duo veya squad. Ayrıyetten de arkadaşlar normal genel bir alan var konuşma alanı. Oradan da konuşabilirsiniz. YouTube duyurularını, Cube TV duyurularını yaptığım şeyler de var. Bana soru sormak isterseniz oradan da sorular da sorabilirsiniz. Neyse arkadaşlar o zaman hemen nasıl atacağınızı da gösterdim zaten ekranda. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Kayseri Spor kardeşimizin kadrosunu yorumlayacağız. İsmini bilmediğim için Kayseri Spor dedim. Aktif ilk 11'ini görüntüle diyorum. Ve arkadaşlar Szczesny, Ronaldo, Douglas Costa, Milinkovic, Savic, Nzonzi, Alan, Cuadrado, Alexandro, Chiellini, Romagnoli ve João Cancelo. Arkadaşlar çok güzel bir Serie A takımı kurmuş. Gerçekten harika. 3 tane 90'ın üstünde oyuncu var. Sana vereceğim öneri abi Ronaldo çok daha hoş durması için. Direkt bütün coins'ini abicim sırf hoş durması için bile olsa Ronaldo'yu 90 yapmakla harcayabilirsin. Ve Alan'ın boost'u falan artı 9 çeliğini. Bu boost'lar gerçekten muazzam. Tebrik ediyorum. Bayağı bir gelişmişsin. Helal olsun. Kadron süper. 10 üzerinden de 9 veriyorum bu kadroya. Gerçekten çok da fazla bir öneri yapılmaz. Zaten çok güzel dizmişsin kadroyu. Sadece Romagnoli'yi değiştirip belki Bonucci falan alınabilir. Ben Bonucci'yi daha çok seviyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman hemen bir diğer takıma geçelim. Murat kardeşimizin kadrosunu görüntülüyoruz bakalım ve aktif ilk 11'ini görüntüle dedik. Evet arkadaşlar Perin bu da İtalya Serie A kadrosu kurmuş. Neden arkadaşlar? Çünkü Milinkovic Savic bedava alınıyor. Dybala bedava alınıyor. Ronaldo çoğu kişi de bedava alındı. Ve bu sayede arkadaşlar çok güzel. Sana da Milinkovic Savic'in yüksek kartını bedavaya alabiliyorsun zaten. Onu almanı öneriyorum. Ayrıca de kimyayı fullemek için de Santi Mina yerine kimi alabilirsin mesela abi? Mandzukic'i alabilirsin. Mandzukic'in Team of the Year kartını alabilirsin. O senin çok işine yarar şu anda. Hem de bir tane Totti kartın olmuş olur. Sana vereceğim öneri de bu. Bunları aldıktan sonra kadronu 10 üzerinden 8 verilebilir. Şu anda kadronu 10 üzerinden 7 veriyorum. Hemen bir diğer kadromuza geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi Mehmet Oktay 38'in kadrosundayız. Mehmet Oktay kardeşimiz. Mehmet Otay daha doğrusu. Ben bu kardeşimizi canlı yayınlarda da görüyorum. Canlı yayınlara gelip beğeni, enerji gönderen herkese buradan teşekkür ediyorum. Siz de aşağıdan canlı yayına gelip bana ücretsiz olarak enerjilerinizi gönderebilirsiniz. Sadece günlük görevler var. Zaten yayını izlediğiniz zaman, yorum attığınız zaman, hediye gönderdiğiniz zaman bile hediye kazanıyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel bir platform. Ayrıca bir kardeşimiz bağış falan da attı. Hani atanlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdi arkadaşlar Bertrand, Stones, az önce konuşamadım bu arada, Smalling, Lindelöf, Pogba, Dendonker, Milner, Neymar, Aubameyang, Salah ve Alisson. Kadron 120 kimya, Neymar hiç kimya yapmamasına rağmen o yüzden orada Neymar'ın hiçbir zararı yok. Team of the Year Salah almışsın. Gerçekten çok hoş duruyor bu arada Team of the Year Salah. Dendonker, Pogba 90 genlik yapmışsın Pogba'yı muazzam. Pogba'nın Team of the Year kartını alıp acaba 4-3-3 atak yapıp Pogba'nın MOO kartını alıp da
Öyle mi kullansan? Nasıl olur? Bence güzel olabilir ha. Bu arada kadroyu aşırı beğendim. Çok güzel bir Premier Lig kadrosu ve sol kanatta da Neymar'ı görüyoruz. Güzel. Ben çok beğendim. 10 üzerinden de bu kadroyu 8 veriyorum. Ama gerçekten çok hoş duruyor. Boostlarım biraz daha yükselebilir. Dendonker yerine farklı bir oyuncu da alınabilir. Çünkü abi mevkisi uymuyor. Başka bir MO alabilirsin. Mesela Kante al. Benim en sevdiğim oyuncu abi Kante. Pogba'yı da satma ama satmak istersen de Pogba'nın MOO kartını alabilirsin. Hemen abicim geçelim. Şöyle GK'ye, Quaresma'ya görüntüle dedik. Bu arada bir tane oyuncum satılmış. Güzel abi. Ona da bakarız şimdi. Bu kadroyu da görüntülüyoruz. Neymar, Gabriel Jesus, Salah, Milner, Pogba. Gördüğünüz gibi burada Pogba'nın bu güzel kartı var. Burada da Premier Lig kadrosu. Aynı şekilde abi önerilerim. Şu MOO kartı var ya Andres Pereira. Onun yerine mesela Kante alabilirsin sen de. Ama Neymar'la kimya yaptığı için de bir şey diyemiyorum. Ama Neymar'la kimya yapmasına galiba gerek yok. Çünkü bir önceki takımda Neymar'la kimya yapan hiç kimse olmamasına rağmen şey durumu vardı. 120 kimya vardı. Ayrıyeten Kante'yi aldığın zaman Pogba ile ülke konusunda da kimya yapacağı için çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Kante'nin herhangi bir kartını alabilirsin. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Şimdi arkadaşlar Prankyavi'nin kadrosuna giriyoruz. Görüntüle dedik. Ve arkadaşlar Prankyavi'nin kadrosuna girdik. Bu da yayından hatırlıyorum ama adını gerçekten hatırlamıyorum. 92 yani Messi orada bulunmasına rağmen abi Süper Lig'e Messi almış adam. Gerçekten çok hoş. Biz de bu arada Süper Lig kadrosuna böyle bir şeyler yapabiliriz. Süper Lig kadrosuna bir dünya yıldızı alabiliriz yani. İlerleyen zamanlarda Süper Lig serimizde bu arada i butonunda var yani son videosu vardır. Koymayı unutmuş da olabilirim ama zaten dün yayınlandı. Gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir defans, çok güzel bir orta saha, çok güzel sağ orta saha, çok güzel sol orta saha ve çok güzel bir forvet ve çok güzel bir kalecisi var. Çok beğendim bu kadroyu. 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü Süper Lig kadrosuna Messi'yi eklemeyi düşünmüş olman bile güzel. Ve Messi'yi eklemene rağmen 120 kimyayı ayarlamışsın. Gerçekten kadro çok hoş duruyor. Bence izleyiciler de bu kadroyu beğenmiştir. Ben gerçekten çok beğendim. 10 üzerinden de 9 veriyorum. Hemen bir diğer kadroya geçelim. Bera sağlam. Bunu da dün yayından hatırlıyorum. Hatta çok fazla destek oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kimyası 118'miş ama kimyayı nasıl 120 yaparız? Şimdi ona bakıyoruz abi. Milner yerine Pogba al ve kimyan 120 olsun abi. Sissoko ile de Fransa'dan anlaşır. Milner yerine Pogba'yı alabilirsin kardeşim. Sana buradan bu öneriyi yapıyorum. Onu yaptıktan sonra da 10 üzerinden sana 7 verebilirim. Hatta şu anda da 10 üzerinden 7 verebilirim. Hani 10 üzerinden 7,5 olur o zaman yani. Şu an 7. O zaman 7,5 olur. Sané'nin o kartı falan da fena durmuyor. Fred, Sissoko falan gerçekten fena kadron yok. Biraz daha yavaş yavaş geliştirebilirsin yani tabii ki. Haydi bakalım. Coins'in varsa dediğim gibi ilk olarak Pogba'yı almakta başlayabilirsin. Hadi bakalım. Hemen sağ tarafa geçiyoruz ve Bera Sağlam'ın bir altındaki Sinan Reis. Bu da yayınlardan abi. Zaten neredeyse %90'ı yayından geldi. Hazard, Gabriel Jesus, Sterling, Borja Valero, Gündoğan, Fred, Mendy, Bailey, Kompany, Walker ve Lloris. Evet arkadaşlar burada böyle bir kadro var. Maalesef 120 kimya değil. Burada MOO kısmına herkese önerdiğim, sana da önerecek oldum. Çünkü tam mantıklı Premier Lig kadrosu kurmuşsun Pogba. Pogba'nın MOO kartı zaten çok süper. Bir tek defansı düşük ama MOO'nun zaten defansa ihtiyacı yok. Diğer özellikleri efsane, çok güzel. Ayrıca MOO'nu da değiştireceksen yani çok fazla bütçen varsa da Kante'yi de alabilirsin. Ama ilk olarak direkt şey için kas abi, Pogba'yı almak için kas. Pogba bu kadroyu çok iyi gider ve kimyan da muhtemelen 120 iken olur zaten. 120 kimya olursun. Ve bu da senin çok işine yarar kardeşim. Muhtemelen onu bekliyorsundur zaten abi. Oraya boşuna boşuna onu koymamışsındır. Şimdi Berke'nin kadrosundayız. Berke görüntülüyoruz. Aktif ilk 11'inde görüntüle dedik. Evet arkadaşlar kadro gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekten muazzam bir Premier Lig takımı. Herkes Premier Lig kurmuş bu arada. Gerçekten güzel duruyor. Mesut Özil'in bu kartı, Aubameyang'ın bu kartı falan gerçekten güzel duruyor. Ramsey'i satıp Kante alabilirsin. Ben çok sevdiğim için söylüyorum ama gerçekten abi Kante tam FIFA kartı abi. Tam FIFA'da oynamalık çok iyi. Gerçekten ben konsol oyunlarında da mobilde de Kante'yi çok beğeniyorum. Hatta sırf Kante için Premier Lig'e bile geçebilirim yani. Nasıl söyleniyor bilmiyorum bu arada. Premier mi, Premier mi her türlü diyen var çünkü. Kadro güzel sadece boostların birazcık düşük. Onları birazcık daha arttırabilirsin. Bu ligden kazandığın puanlar sayesinde boostlarını 600 puanlık boostlarla arttırabilirsin arkadaşlar. Şimdi Ali Durmuş'un kadrosuna giriyoruz. Görüntüle dedik. Aktif ilk 11'inde görüntüleyelim arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bu kadro bu arada arkadaşlar Ali Durmuş bize hesabını veren kardeşimiz. Çok teşekkürler Ali Durmuş verdiğin hesap için. Desteklerin için çok teşekkürler. Bana çok desteği oldu bu dönemde. Kadroda birkaç değişiklik yaptım diye mesaj atmıştı. Ve kadroyu bu hale getirmiş. Politano falan gelmiş galiba yeri. Çok hatırlamıyorum ama Cengiz Ünder zaten vardı. Çok güzel kadro olmuş kardeşim. Sana da 10 üzerinden 8, 7 falan verebiliriz.
Cengiz Ünder Türk oyuncu yönetmen da güzel olmuş. Nasıl bu arada Cengiz Ünder, yorumlara yazar mısın? Ben hiç girip de denemedim. Var Ronaldo'nun boost'unu birazcık daha yükseltmeye çalışalım. Hadi bakalım abi. Ali Durmuş'u da geçiyoruz. Ve. Marcelo değil, Marcelo'ya girelim. Arkadaşlar bundan sonraki kadro video çok uzadığı için herkese 10 üzerinden değerlendireceğim. Bunu da normal değerlendiriyorum. Bundan sonraki kadroları 10 üzerinden değerlendiriyorum. Ama hepsinin kadrosunu da göstermiş olacağım. Her gönderene de, her ligdeki kişiye de teşekkür ediyorum bu arada. Harry Kane var. Dybala ile anlaşmıyor ama yine de 120 kimya var takımda ve gerçekten çok güzel duruyor takımlar. Dybala ama MOO'ha sağ orta saha gibi duruyorlar ama MOO'da oynuyorlar. Abi o zaman sağ tarafa da Pogba'yı alır mısın? Senden çok ricam var şu an. Sağ tarafa da Pogba'yı al. Sol MDO'ya da Kante'nin Toti kartını al. Bu kadro var ya uçar. Yemin ediyorum uçar baksana. Muazzam olur, muazzam. Bence kimyada çok da bir değişim olmaz o zaman. Kante'yi alırsan zaten Rojo'yla da full anlaşır. Bence abi Kante'yi oraya al. Sağ MOO'ya da dediğim gibi Pogba'yı alırsan gerçekten süper olur. 10 üzerinden o zaman 9 verebilirim. Ve Kante ile Pogba aynı takımda olduğu zaman ben direkt 10 üzerinden 10 bile verebilirim yani. Gerçekten abi illa birisinin Kante ile Pogba'sı aynı takımda olur ilerleyen zamanlarda. Şimdi arkadaşlar buna zaten girmiştik. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden puanlandırma yapacağız. 120 artı 93 yani 273 mi oluyor? Bir dakika yok lan. Çok fazla saçma bir toplama yaptım. Bir dakika. 223 mi oluyor? Şu an kafam gitti. Yok 213 oluyor. 213 oluyor. 213 genli Karo ve Kante var abi ve 93 rating yani 93 gen dedim. 93 rating. Muazzam bir kadron var kardeşim. Sana da 10 üzerinden o zaman 9 verelim. Çok beğendim kadroyu zaten. Çok karışık bir kadro. İspanya ile İngiltere biraz karışık dediğim. Sadece Kante İngiltere'den bu arada. Kante'yi sen de galiba çok seviyorsun. Güzel abi. Hemen abi şöyle Muhammed'e geçelim. Görüntüle dedik. Aktif ilk 11'ini görüntülüyoruz. Görüntüleyemedik. Görüntüledik. Görüntüleyemedik. Bir türlü görüntüleyemedim. 88'den 120 kimya. Kimya ile genin bana birazcık yakın. Hatta benden bir fazla sadece. Ve gerçekten fena durmuyor kadron. 10 üzerinden de 7 verilebilir. Hatta 10 üzerinden 6 verelim. Çünkü daha çok yüksek kadrolara 7 verdiğimiz oldu. Güzel kadron var. Artık 10 üzerinden değerlendireceğim. Şimdi bu şekilde değerlendirmiş bulundum. Hemen abicim şöyle Veys'e de girelim. Bu abi Azerbaycanlı kardeşimiz. Yayınlarımızı çok güzel takip ediyor. Buradan da Azerbaycan'a selam. Azerbaycanlı izleyiciler bir yorumlara doluşun bakalım. Herkes Azerbaycanlı kişilerin yorum atsın. Ve herkes Azerbaycanlı kişilerin yani Azerbaycanlı olanlar Azerbaycanlıların yorumlarını beğensin yani. Hadi bakalım kaç kişi var görelim. Sevilla'lı bir kadro kurmuşsun ama karışık tabii ki Premier League'de var. Güzel bir kadron var. 10 üzerinden de 8 veriyorum. Gerçekten güzel bir kadron var kardeşim. Hemen bir diğer kadroya geçelim abicim. 10 üzerinden kaç verdiğimizi de söyledik. Yedek karta da geldik. Buraya bakalım abi. Burada 89 yani 102 kimya. Kimyayı 120 yani yapmanı kesinlikle öneriyorum. Santrafor'a bir tane Santrafor almanı öneriyorum. Ve abi başka da çok da önemli birisi yok. Santrafor'a bir tane abi. Brezilyalı Premier League'den bir santrafor alırsan muazzam olur. Gerçekten Brezilyalı Premier Lig'den kim var mesela? Roberto Firmino galiba aynen Brezilyalı. Ve gerçekten çok güzel olur senin için. Hemen aşağıya inelim. Bu arada hala yorumlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bay Odun'un kadrosunda 87 yani 85 kimya 10 üzerinden 5 veriyorum. Ve gerçekten fena bir kadron yok galiba. Yeni başlamışsın veya az oynuyorsun ancak tabii ki daha da gelişebilir kadron var kardeşim. Bunu birazcık daha geliştirebilirsin diyorum. Hemen diğer kadroya geçiyoruz. Hasan 45. Görüntüledik bakalım. 89 yani 111 kimya. 120 kimyayı nasıl yapabileceğini şimdi sana söyleyeceğim abi. Nerede sıkıntı var? Ona bakalım. Abi aslında hiçbir yerde sıkıntı yok gibi duruyor. Harbi bir yerde sıkıntı yok. He. Santrafor. Santrafor al. Abi bak herkes mevkisini alırsan zaten 120 kimya şu an olur. Santrafor'a bir tane Premier Lig'den herhangi istediğin bir Santrafor al. Zaten Ivan Cavaleiro yerine 81'lik bir Santrafor bile alsan o 86'ya yükseleceği için Ivan Cavaleiro'yu geçecek. Ivan Cavaleiro'yu sat. 81'lik bir Santrafor al. Senin için çok daha iyi olur. Arsenal'dan veya Everton'dan veya Diego Jota'nın takımından alırsan senin için daha fazla yükselebilir tabii ki. 10 üzerinden de değerlendirmeye çok da gerek duymadım ama değerlendirirsek de 10 üzerinden 6 verilebilir arkadaşlar. Şimdi Hasan 45'in kadrosunda girdik. Buraya zaten girmiştik. Pardon. Hemen arkadaşlar bir daha inelim. Kaç kişi kaldı bu arada? Bayağı kişi var arkadaşlar ama video çok doldu. Bunların devamında bir sonraki kadro yorumlamada yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bu kadroyu da 10 üzerinden 4 veriyorum. Birazcık düşük kalmış ama tabii ki de hani Süper Lig birazcık kurmaya çalışıyor. Biraz daha eğlence amaçlı oynuyor. Yani çok böyle kasılma amaçlı değil, eğlence amaçlı oynuyor. Güzel bir kadro var kardeşim. Hemen arkadaşlar bir kadroyu da bakalım o zaman rastgele basacağım. Kim şanslıysa abi. Evet Aziz Deniz geldi. Görüntüle dedik ve aktif
Latif ilk 11'inde görüntüleyelim arkadaşlar. En üstteki kadroları zaten yorumlamış bulundum. Ve bunları da bu şekilde yorumladım arkadaşlar. En çok lige katkı olanları zaten yorumladık. Burada da arkadaşlar yorumlayamadıklarım kusura bakmasın. Discord'dan atılanlar da böyle hepsi yorumlanmayacak ama orada geçiş daha hızlı olacağı için çok daha hızlı yorumlayabiliriz arkadaşlar. Discord'da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bu kadroyu da 10 üzerinden 3 veriyorum. Şimdi en yüksek kendi kadroya bir girelim arkadaşlar hemen. Nerede abi? En fazla taraftan en yüksek seviye. Takım gen en yüksek. Arkadaşlar burada var. Görüntüleyelim bakalım. Burada Team of the Year var mı bu arada bu takımda? Var mı yok mu bilmiyorum. Bu arada FIFA şampiyon bu kardeşimiz. Evet arkadaşlar, en yüksek takım bu kadro ve burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Discord.gg'den hem bir sürü ayrıcalıklar kazanabilirsiniz. Yani bir sürü kanalla ilgili benimle sohbet etme şansını da yakalayabilirsiniz. Yayınlarda daha çabuk ulaşabilirsiniz. Yayın bildirimlerini, YouTube video bildirimlerini falan alabilirsiniz. Açıklamadan kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ayrıyeten de kar yorumlamada oradan olacak. O yüzden oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı şuradan, yani kanala abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıyeten de dediğim gibi kesinlikle Cube TV'ye gelin. Her gün orada yayındayız neredeyse. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.